8. ayet. Ya eyühellezine amenu kunu kavamin lillahi şuhada bil kıst. Ey bütün iman edenler Allah için adaleti temin etmek üzere hak şahitliğinde bulunun. Yani doğruyu söyleyin. Şehadetliğinizi gizlemeyin. Bakın cümleye bakın. Ve la yecrimenneküm şene'anu kavmin ala en la ta'dilu hu akrabu lit takva. Bir topluluğa veya bir ferde duyduğunuz öfke onunla alakalı sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adama bir konuda kızıyor olabilirsiniz. O kızgınlığınız ona başka konuda adaletsizlik yapmanızı gerektirmez. Yapmayın böyle bir şey. Birine kızıyor olabilirsiniz. O kızgınlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Siz adil olun. Çünkü adil olmak Allah'a karşı duyarlı ve sorumluluğunu yerine getirmeye çok daha uygundur. O kadar ki Kur'an'ın adalet dediği konularda din farkı yoktur. Yani gayrimüslimler aleyhine şahitlik yapamaz. Adaletin dini imanı olmaz. Paranın da dini imanı yoktur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bazı kavramlar vardır ki o kavramlar dini göndermelerle kullanılmazlar. Mesela fakir, mesela yoksul, mesela miskin, mesela yetim, mesela adalet. Bunların dini gönderisi yoktur. Tüm için. Herkes için. Mümtehine suresinde 8. ayette buyuruyor ki Yüce Allah. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fid dini ve lem yukhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim. Sizinle savaşmamış, sizi yevrinizden yurdunuzdan çıkartmamış insanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamaz. Aksine Allah adalet yapanları sevmektedir diyor. Gayrimüslimlere de insanların, Müslümanların adil davranmaları Kur'an'ın onlardan istediği bir ödevdir, bir yükümlülüktür, bir borçtur. Hiç kimse Kur'ani bu referansları görmezlikten gelemez. Mesela istirham edeyim kardeşlerim Nisa suresi 135. ayeti bu bağlamda bir okusunlar. Nisa suresi 135. ayeti 21. yüzyılın insanlığı henüz gelememiştir ya. Hocam yarın gelelim mi soruyoruz? Yarın doğru. gelmeyelim. Bir bir dakika, bir, yarım dakikada bitiriyorum. Peki hocam. Diyor ki Rabbimiz, şahit hak şahitliğinde bulunun. Hak şahitliğinden vazgeçmeyin. Şahitlik yapacağınız hakkında şahitlik yapacağınız kişi anneniz, babanız bile olsa, yakınlarınız bile olsa fakirdir diye onun lehinde şahitlik yapayım diyemezsiniz zengin ona yalakalık yapayım diye şahitlik yapamazsınız. Siz onlara değil siz Allah'a karşı yükümlülüğünüzü yerine getirin şahitlikten asla taviz vermeyin. Kur'an böyle bir Müslüman istiyor. Hayatın her alanında adam gibi adam olmayı Kur'an vaat ediyor. Onun için Kur'an Müslümanı olmak bir onur, bir şeref, bir haysiyet olarak bir Müslümana yetişmelidir diyelim ve böylece özetleyelim. Böyle noktalayalım hocam. Teşekkür ediyoruz.